Bizim yanımıza gelen insanların genellikle arzuladığı şey ne biliyor musunuz? Kafasının netleşmesi, kafasındaki soru işaretlerinin azalması, gece rahat uyuyabilmek, huzur, sakinlik, stresi azaltmak. Genel olarak baktığımızda gelen arkadaşların arzuladığı şey bu. Ne zaman kafasındaki soru işaretleri azalırsa, ne zaman stresi azalırsa, ne zaman kafası netleşmeye başlarsa, ne zaman sakinleşirse insan, kişi problemleri o zaman çözebiliyor. Kafası rahat oldukça net düşünüyor ve problemlere çok net, hızlı bir şekilde çözüm üretebiliyor. İnsanoğlu sürekli engellerle karşılaşıyor. Bu gerçek. Arabayı süren bir şoför gibi düşün. Bu adam sürekli düz gitmiyor ki. Bazen sağa dönmesi gerekiyor. Bazen sola dönmesi gerekiyor. Bazen önüne yokuş çıkıyor. Kırmızı lamba yanıyor. Hayat da böyle. Sürekli önüne engeller çıkacak. Şöyle düşünün. Bir insan, şoför, kafası karışıkken, stresliyken, kafası doluyken, elinde birçok malzeme varken araba sürebilir mi? Direksiyonu çevirebilir mi? Düşünsene, bir elinde kaşık var, bir elinde bardak var ve arabayı sürmeye çalışıyor, kafası dolu. Sürebilir mi? Süremez. Kaza yapma ihtimali çok ve bu zaten hep kaza yapar bu kişi, değil mi? Kafa dolu çünkü. Burada bir metafor, bir misal bu aslında. İnsanoğlu da stresliyken, kafa doluyken, kalp atışı hızlıyken, beyin frekansları çok yüksekken hayatta kesinlikle başarılı olamaz. Kesinlikle. Hedefine varamaz. Sürekli kaza olur. Sürekli ailede kaza olur. Eşiyle kavga eder sürekli. Niye? Kafa dolu. Frekans yüksek. Stres var. Önünde bir sürü iş var. Elinde bir sürü malzeme var. Araba sürebilir mi? Süremez. Başka hangi konuda sıkıntı yaşar? Özgüven konusunda sıkıntı yaşar. Stresi yüksek olduğu için problemleri çözemez, söz verir yerine getiremez, kendine saygısı düşer, öz saygı düşer, özgüveni düşer. Bu sefer hiç cesaret edip adım atamaz. Bunun dışında sağlığında problem yaşamaya başlar. Tansiyon yükselir, şekeri yükselir, kilo alır, saçları dökülür, suratına bakar tanıyamaz. Bu ben değilim ki, böyle değildim ben daha önceden der. Kişinin sağlığı bozulur. Başka? Hayatta başarılı olamadığı için, sürekli kaza yaşadığı için de finansal konuda rahat değildir artık. Gereksiz yerlere hep para harcamıştır. Para kazanamaz, paranın bereketi olmaz, paraya dokunur, para ondan kaçar, parayı elinde tutamaz. Bunun dışında başka nerede sıkıntı yaşar? Meslek konusunda. İş arkadaşıyla kavga eder, patronuyla kavga eder, müşteriyle kavga eder. Niye? Çünkü biraz önce dediğim gibi, bir şoför gibi düşünün, çok basit. Elinde bir sürü malzeme var, kafası dolu, sürekli kaza yapar, devamlı kaza, trafik kazası. Ve bu şekilde hayatta kaza yapa 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 ömrünü tüketir. Sonra emekli olur, birkaç sene yaşar, daha fazla yaşamaz ki. Çünkü sağlığı bozulmuştur artık. O kadar yüksek çalışır ki beyin frekansı, sağlığını da kaybetti. Ömrünü tüketti işte. Ne para kaldı, ne aile kaldı, ne meslek, ne finans, ne kendine güven. Kendini atar bir köşeye. Ne dost kaldı, ne bir şey. Peki nasıl çözecek bu problemleri? İlk başta söylediğim gibi. İlk başta ne söyledim? Sakinleşmeyi bir öğrenin. Kalp ritmini düzeltecek. Zihnindeki onu meşgul eden soru işaretlerini azaltmasını bilecek. Önüne çıkan problemlere bakış açısını değiştirerek, sakinlikle yaklaşarak çözecek. Stresini azaltarak, stresini azaltmak nasıl oluyor? Stresini yönetebilerek yönetmesi gerekiyor. Stresini yöneten kişi stresini de azaltabilir. Ne zaman beyin frekansını azaltıp olaylara soğukkanlı yaklaşmaya başlarsa, işte o zaman bütün o 5 madde saydığım bütün o problemleri çözebilir. İşte bize gelen insanların genellikle problemi bu. Kafasındaki karışıklığı azaltıp kafasını netleştirmek, bakış açısını netleştirmek. Başka? Stresini azaltmak için bizim yanımıza geliyorlar. Çünkü bir insan ne zaman olaya sakin bakarsa, biraz önce dediğim gibi net bakmaya başlarsa, soğukkanlı bakmaya başlarsa, o zaman problemleri çözebilir. O zaman arabayı rahat sürebilir.
Bazı insanlar vardır böyle çok sakin, rahat, araba sürer böyle değil mi? Bütün konsantrasyonunu yola vermiştir. Sakindir. Bütün algıları açıktır. Çok iyi görür, çok iyi duyar, çok iyi hisseder araba sürerken. Sadece o an ne yapar? Kişi araba sürer. İşte o adam kaza yapmaz. Her insanın arzuladığı şey budur. Kafasının net olması. Net olmak istiyor. Bunun için geliyor genellikle insanlar. Biz onlara ne yapıyoruz? Onu yapıyoruz. Gece rahat uyumalarına yardımcı oluyoruz. Stresini azaltmayı öğretiyoruz onlara. Problemlere soğukkanlı yaklaşıp problemleri bir ayarda çözmeyi gösteriyoruz. Aile, sağlık, özgüven, meslek, finans konusunda. Dolayısıyla gelen insanların problemleri ancak ve ancak bu noktada çözülüyor. Başka bir yolu yok. Stresi yükselterek, kafayı karıştırarak, gereksiz bilgilerle kafayı doldurarak, gereksiz kitapları okuyup kafasını bilgi, gereksiz bilgilerle doldurarak hedefe kişi ulaşamaz. Eğer bu anlattığım konular da sana hitap ediyorsa, sende de böyle sorunlar varsa, kafan doluysa, hedeflerine ulaşamıyorsan, kafan karışıksa, özgüven sorunu yaşıyorsan, yalnız değilsin. Bu gerçeği kabul et. Yalnız değilsin. Şu anda insanlığın en büyük problemi bu. Kafayı kuma gömerek problemler çözülmüyor. Bu insanların arasında karar veren insanlar var. Niyet eden insanlar var. Ben bu problemi çözeceğim diyen insanlar var. Onlar kafasındaki soru işaretlerini azaltıp, kafasını netleştirerek, stresini azaltarak problemlerini çözdüler. Ve şu anda dünyaya hakim olan insanlar bu yöntemleri uyguluyor değerli arkadaşlar. Dünyayı yöneten insanlar bu şekilde yaklaşıyorlar problemlere ve o yüzden çözebiliyorlar değerli arkadaşlar. Eğer sen de istediğin hedeflere çok kısa sürede varmak istiyorsan, ömrünü tüketmeden, kafandaki soru işaretlerini çoğaltmadan hedeflerine varmak istiyorsan o zaman bize başvuru göndereceksin. Bizimle iletişime geçmek için yapacağın şey hemen bu videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Eğer bizim programlarımıza uyduğunu arkadaşlarımız anlarlarsa o zaman seni telefonla ararlar ve bir randevu yaparız. O randevuda ben de kafandaki soru işaretleri nasıl azaltılır, problemleri nasıl çözersin, hedefine nasıl varabilirsin adım adım sana anlatırım. Bunun için hemen harekete geç, videonun altındaki linke tıkla. Bu videoyu beğendiysen beğene tıkla ve henüz bizim 560 video ile dolu kanalımıza abone değilsen o zaman hemen şimdi abone ol ve bildirimleri aç. Hoşça kal.